dini musiki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Resul-ü Ekrem'in hadislerini ve onlardaki bulunan inceliği ifade eden bir mana ile ve ahenk ile söylemektir, ibarettir. Sözlerin insanlar üzerindeki tesirini hepimiz biliyoruz. Bir nutukla orduları harbe süren ve ölüme koşarak götüren söz olduğuna göre bu sözü ahenkli söylemenin insan vücudundaki tesirini bir defa bununla kıyas etmemiz lazım gibi. Bu sözümüzü de tanı, şimdiki çalınan, yapılan musikiyle dinleyenlerin ne gibi zevke sefaya kaldıklarını kendileri tattılar. Benim söylememe söze bile acet yok. Her millet, her insan musikiden anlar. Hatta hayvanlar bile. Mesela deve hayvanı musikiden çok güzel anlar. Koyun keza. Bizim Anadolu'da, Türkiye'de çobanlar koyunları kavallan suya indirirler. Sudan çıkarırlar, uyuturlar. Deve de böyle. 3 ay yolu arabın yaleliğiyle, 3 ay onun sesiyle takip ederek yorulmadan gider. Hayvanlara bu tesir ederse insanlara niçin tesir etmesin? Eldeki tesiri büyüktür. Bunun da manası şudur ki, alem-i erbahta ruhlar aleminde Cenab-ı Hak elestü bi rabbiküm hitabına hitap etmiş. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kullar da kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin diye tasdik etmişler. İşte musikiden insanların zevk duyması bu kelam-ı ilahideki bulunan zevki unutmamaları ve hatırlamalarıdır. Musikinin okunması cennetin kapısının aralanmasına, gıcırtısını anlamanın bir manada o manadır. Bazılarına cennetin içerisini, bazısının dışarısını gösteriyor. Aşkı bilen ve aşkı neden ve aşkı anlayan kimse musikiden anlayabilir.